link yapısı. Şimdi bu link yapısını inceleyelim. ID, status, status date, category, insert date, updated link, content bir şey fark ettim. Bu linki kontrol eden yönetici ayarını koymayı unutmuşuz. Bunu kim kontrol etsin? Hemen status date'den sonra buraya bir author demeyelim de owner diyelim. Bu linki yöneten ya da neyse owner diyelim. Evet, owner olsun. Buna da isim soyisim yazalım sadece. Başka hiçbir bilgi vermeyelim. Varchar verdiğimiz için mecbur şöyle bir karakter sayısı vermemiz gerekiyor. Şimdi bu linkin bir owner'ı da var. Kategorisi var. Insert date, update date. Ha, bir de comment unutmuşuz arkadaşlar. Onu da en son satıra ekleyelim. Çünkü bu sayfaya yorum yapacaklar. Onu da buraya text olarak ekletelim. Bu şekilde. Text olunca sayı vermeye gerek yok. 255 falan yazmaya gerek yok. Gördüğünüz üzere TR'leri yani dil ile ilgili olanı sona koydum ki İngilizce, Almanca falan gelirse onlar da yan yana böyle devam edebilsin. Şimdi statüsümüz, status date'imiz, owner'ımız, kategorimiz vesaire bunlar belli. Bunların nasıl yönlendirileceği de belli. Insert ile update date'imiz zaten tarih formatında. Linkimiz hangi link olduğu. Content'imiz ne? Comment'imiz ne? Comment'imizi null bıraktık değil mi arkadaşlar? Bırakmamışız. Şunların ikisini de null bırakalım. Ha, bunu bırakmışız. Niye oraya etki etmemiş? Content tr'da. Ha, long text olduğu için etki etmemiş. Şurada bir de textimiz var. O da null. Tamam, okey. Onu da vermişiz zaten. Onlar da null olarak gözükecekler birinci durumda. Şimdi burada content'imiz nasıl olacak? Yani biz linkin içinde yazan şeyler nasıl olacak? İşte onu şu anda bir belirleyelim. Nasıl yapacağız? Config'in içerisinde arkadaşlar buraya bir de linklerle ilgili olan bir klasör ekleyeyim. Şuradan bir tane PHP alayım, uğraşmayayım bir daha. Ve yapıştırayım. Buna mesela link ne var? Linkimiz home. Ana sayfamız var. Öyle değil mi arkadaşlar? Ana sayfamız var. Ve ana sayfamızın linki nasıl, yapısı nasıl olacak? Hemen onu şuradan bir kura kura gidelim. Birincisi, ana sayfamızda ne var arkadaşlar? Link maskesi var. Yani bu ana sayfanın ana sayfa yazısının kendisi. Bir link koyacağız sayfanın herhangi birine. O linkin görünen adı ne olacak? Ana sayfa olacak. Ne olacak? Buraya başka detay koymamız gerekmiyor. Bir de structure diye bir detay koyalım arkadaşlar. Structure detayımız. Bu çok önemli. Daha sonradan bunu detaylı bir şekilde anlatacağım ama yeri gelmişken şuradan da söyleyeyim. Structure bir web sayfasının aslına bakarsanız hangi yapıyı çağıracağını kullandığım alan. Ama ben bu çalışmada bunu hangi sayfayı çağıracağını kullandığım alan olarak değiştirelim. Mesela bu hangi dosyayı çağırsın? Modüllerdeki home dosyasını çağırsın. Bu anlama geliyor. Başka hiçbir ekstra bir şey yazmanıza gerek yok. Home yazdınız. O bilecek ki ben home zımbırtısını çekeceğim. O bunu anlayacak. Eğer structure'ı bizden fazla yazmak gerekirse diye ben buraya bir yer ekliyorum. Şu şekilde dizi olsun diye. Çünkü bunun sıfırıncı elemanı benim için önemli. Ya esasında bunu yazmak da gerekmiyor da. Çünkü bazı sayfalarda home, onun altında comment, onun altında modüler yapılar böyledir genelde. Şu an itibariyle ben buraya sadece bunu koydum. Ya da koymayalım. Sayfamız basit bir yapıda olsun. Sizin kafanızı karıştırmak istemiyorum çünkü. Aray. Bir de arkadaşlar sayfanın biliyorsunuz artık content kısmı var. Burada nedir o content kısmında? Bir head tarafımız var. Head'in içerisinde neler var? Hemen şuraya yazalım. Birincisi, en önemlisi title'ımız var. Sayfanın başlığı. İşte sallıyorum. Ana sayfamıza hoş geldiniz. Bu ne olacak arkadaşlar? Şurada gördüğünüz şu burada localhost bilmem ne diyor masumun olduğu yer. İşte o sayfanın title'dır. Orada yazacak olan yazıyı seçtik şu anda. Hemen aray devam ediyoruz. Head'de SEO ile ilgili etiketlerimizi koyalım. Kimisi koymuyor, kimisi koyuyor. Meta description bence kesinlikle burada olmalı. Zaten birçok arkadaş da koyuyor artık. Eskiden
unutuyorlardı, atlıyorlardı falan ama artık insanlar biraz akıllandı. Meta description'ı koymak zorunda kalıyorlar. Bu sayfanın açıklamasıdır. Şimdi bu sayfanın açıklamasıdır yazdığımızda burada bu nerede çıkıyor? Peki bu meta description nedir ve nerede çıkıyor? Bu tamamen SEO ile ilgili bir durum arkadaşlar. Yani Google'a gittiniz, A, B, C, D yazdınız. Burada çıkan sayfalarda, şu gördüğünüz sayfalarda işte bu gördüğünüz kısım sayfanın title'ı, head'in içerisindeki bu gördüğünüz kısım da sayfanın description'ı, meta description'ı. Tam olarak burası. Başka var mı? Var. Normalde Google artık önemsemediğini açıklamış olsa da biz ekliyoruz. Niye bilmiyorum. Ekliyoruz. Ben halen daha ekleme devam ediyorum. Site içerisinde kendi aramalarımı belki buna göre özelleştiririm diye bir planım vardı zamanında. Ama yani çok da kullandığımı söyleyemem. Ona rağmen buraya ekliyorum. Bu sayfanın meta kelimeleri yani keywordsleri örnek veriyorum. Ana sayfayla ilişkili olduğunu düşündüğünüz kelimeleri ekliyorsunuz. Web, tasarım, kodlama, yazılım, Gokun. Burada dikkat etmeniz gereken bu iki ayrımı yapmak durumundasınız arkadaşlar. Google bunların ikisini farklı kelime olarak anlayabiliyor. Fakat bu Türkçe karakter mevzunu ayırt edebiliyor. Yani şimdilik böyle göstermiş olayım da genel olarak buna ihtiyacınız olmadığını da bilebilirsiniz. Diğer bir meta tag'i de arkadaşlar. Head içerisinde yine meta demişim daha doğrusu. Burada link desem daha doğru olur. Link canonical. Kanonik çok 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 önemli arkadaşlar. Çok önemli. Bir sayfanın bir başka sayfanın devamı mı yoksa bu sayfanın özgün bir sayfa mı olduğunu belli eder. Şimdi ben bu ana sayfamızın linkini bu ana sayfayı temsil ediyordu. Daha önce açıklamıştım. Ana sayfamızın linkini temsil ediyor ve bunu şu anda böyle yazmış olmam bu şu demek. Bu aslında ana sayfamızdır. Bu bağımsız bir sayfadır ve bundan bu eğer başka bir sayfalar varsa bile bu anasıdır o işin. İlk halidir diyorum. Bu tek başına yetmiyor canonical ama biz sitenin içerisinde normalde tüm domaini yazmanız, bu şekilde yazmanız, www.bilmemne.com yazmanız ve sonra yazmanız daha doğru. Ama zaten onları ben site içerisinde ayrı bir tagle belirleteceğim için burada sadece linkleri vermem işimizi görecektir diye düşünüyorum. Uzun uzadıya hangi şeyin altındaydı, hangi bunun altında mıydı falan araştırmaktansa böyle daha iyi. Başka bir head tagimiz şu anda yok sanırım arkadaşlar. Eğer script mikrit varsa onları belki yazmak gerekebilir ama yoksa da yazmaya gerekmez. Biraz da body'ye gidelim. Body'nin içerisinde arkadaşlar 3 tane alanımız olsun. Body'nin içerisinde bir sayfanın kendi başlığı olsun. Taş title dersiniz, H1 dersiniz. Yani bunlar önemli. H1 falan çok önemli web sitelerinde. Ama siz ne istiyorsanız ona deyin sinem olarak. Ben burada title dedim. Sayfanın içine girildikten sonra görünen başlığı. Her sayfanın kendi içerisinde ama burada text şuna şöyle diyelim daha doğru olur. Sayfayı 3 içeriye ayıralım. Bir text, bir imaj, bir de video, audio falan gibi şeyler. Yani medya tipleri. Mesela burada bir image olsun. Image buraya gelsin. Aray. Boş vs. şöyle olabilir. Bu ne demek? Sayfanın hiçbir görseli yok. Ama bu demek değildir ki sayfanın açıklamalarının içerisine bir şeyler yerleştiremeyeceksiniz veya öyle bir kısıtlama var. Öyle bir şeyimiz yok. Sadece şunu atlamadan yapayım. Burada iki tane daha ekstra alan ihtiyacımız var. Bunların birisi summary, birisi detail olsun. Summary bu sayfanın küçük özet metni. Genellikle sayfa özet metnidir. Şuraya yazalım. Sayfa özet metnidir. En fazla yani benim tahminim 200 karakter olmalıdır. SEO açısından bakıldığında 160 falan yapan da var bunları. Ama zaten şurada sayfanın açıklamasıdır yazdığımız yer var ya arkadaşlar. Ya buna maksimum 160 ben de şu kelimeleri sevmiyorum ama en fazla 160 karakter olmalıdır yapısı bakış açısı var ama sanırım geçenlerde bir şeyler açıklandı ve bunun 200 karakteri çıkarıldığı söylendi. Emin değilim. Ama bu içerikte o sorunumuz yok. Bu bizim görsel içeriğimiz. İstediğiniz kadar yazabilirsiniz.
Ben 200 diye sınırlıyorum. Ekrana sığmasını hesaba katarak böyle düşündüm. Bu da sayfanın detaylı açıklamasıdır. Buraya isterseniz HTML kod gömebilirsiniz. Panel üzerinden. Şu an aklıma başka hiçbir şey gelmedi. Sadece bu yapı geldi. Bunu bir artık kaydedelim. Bu ana sayfamızda hatırlıyorsanız arkadaşlar lokalde. Onu nasıl yapacağız? Şuradan option içerisinden çıkacağız. Config'deki linklerde ana sayfa. Bunu aldım. Şimdi gidiyorum. Nasıl ana sayfa oluşturacağım? Linklere geldim. Insert dedim. Burada şu content dediğim kısma bunu yapıştırdım. Bitti mi? Bitmedi. Statüsümüzü hiçbir şey yazmamışız ama ben buraya şimdilik bunu yazayım görmeniz için. Not live diye bir şey yazıyorum burada. Status date'i vermek zorunda değiliz. Şu anda daha başlangıç aşaması bu ama biz bugünü verebiliriz isterseniz. Yani bu bizim keyfimiz. Owner'ımız sallıyorum. Gökhan Yayla olsun. Kategorimiz -1'se ne demiştik? Bu ana kategoridir. Bu zaten current times'ten gelecek. Linkimiz ne arkadaşlar? Ana sayfa olduğu için bu. Comment'imiz boş kalacaktır. Kaydettiğimizde şurası not live oldu. Ben şuradaki şeyi structure'dan bir düzenleme yapmak istiyorum arkadaşlar. Statüsümüzün default value'si olsun. Eğer bir link kendisine herhangi bir şey yazmadıysak as defined olarak gelsin. Yani yayınlanmadı olarak gelsin. Şu an bu sitemiz not live. Ha, bir ekstra alan daha var. Ben onu bakın nasıl atlamışım burada. ID'nin hemen sonrasına required diye bir tag ekleyelim arkadaşlar. Buraya varchar 255 diyebiliriz. Buna da as defined diyelim. Not required diyelim. Burada UTF-8 yine seçebiliriz. Ne demek bu required? Şimdi sitenin yönetim panelinden bazı sayfaları silmek isteyebilirler. Ana sayfayı silsinler mi? İşte bu required ya da required. İşte ana sayfayı sildi mi site sistem bozulur. Bu o bozulmasına engel olacağımız şeyler için kullandığımız tag. Ne zaman admin paneli buna denk gelecek? O zaman diyecek ki hop dur bu sayfayı ya silemem ya da bu sayfada kritik şeyler yapamam. Ya da göstermem. Onu da diyebilir. Admin paneli hiç göstermeyebilir. İkinci önemli sayfamız ve zorunlu sayfamız 404. Hemen buraya geliyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey sayfanın içerisindeki ilgili yerleri 404. Bak şurayı da 404 yapabilirsiniz. 404 sayfamıza 404 ya da hatta buraya şey yazabilirsiniz. 404 biliyorsunuz sayfa bulunamadığında çıkan yazıdır. Sayfa bulunamadı. Diğer şeyler şimdilik kalsın. Daha sonra sayfanın içinde admin panelinden değiştirmeye çalışacağız. 404 diyelim. Bunu copy diyelim. Diğer her şey şuradakiler live olsun. Aynı kalacak. Sadece şurada yapacağız. Bir de buraya sayfa bulunamadı yaz. Bakın ben Türkçe karakter kullanıyorum linklerde dikkat ediyorsanız. Şu da live olsun bu arada. Evet, diğer bir sayfamız arkadaşlar search. Search sayfamız da zorunlu sayfadır arkadaşlar. Yani burada şöyle söyleyeyim size. Aslında search'te iki tane sayfamız var. Bunların ikisini de şöyle. Birisi search add olsun, birisi search add check olsun. Ne demek search add ve search add check? Search sayfası direkt aramanın yapılacağı sayfa. Search add check'te arama yapıldıktan sonra sonuçların getirildiği sayfa olacak. Buraya arama sayfası diyelim. Şuralara da arama sayfası diyelim. Şimdilik bu kalabilir. Burada arama sonuçları diyelim. Buraya da aynı şekilde arama sonuçları. Buradaki birime arama sonuçları diyebiliriz. Şimdi tekrardan şu 404'ü silelim. Search'ümüzü alalım önce bunu. Yine bu aynı şekilde gelsin. Live olsun. Burada ara çıksın. Ara sayfası bu olsun.
Sonra aynı şekilde şurada da arama sonuçları sayfamız olsun. Onu da buraya yapıştıralım. Arama. Dikkat ederseniz sadece içeriği ve şeyi değiştiriyorum. Diğerlerini copy paste yapıyorum. Gerekirse değiştiririz onlar çünkü onlar geleneksel şeyler. Diğer sayfamız hangisiydi arkadaşlar hatırlıyorsanız? Evet, iletişim sayfamız. Yani kontakt sayfamız. Zorunluları seçiyorum şu anda arkadaşlar. Asıl zorunlu olanları. Buna iletişim diyelim. Şuna kontakt diyelim. İletişim diyelim. Diğer şeyler tamam. Bu arada ben bir şey atladım mı diye az önceki sayfaya gidip bir bakmamda fayda var. Şu an hatırlayamıyorum ama hemen kontakt. Hemen yeni bir sayfa ekle. Buradakine şuraya da iletişim yazalım. Evet, o search ve search edecekte ben yanlışlıkla Türkçe karakter kullanmış olabilir miyim diye bakıyorum. Evet, şurada structure asla Türkçe olmamalı. O bir dosyadı. Aynı şekilde bu da search edecek olsun. Az öncekine de search demeyelim de search add diyelim. Sayfa ile config ayar yapısı birbirini tutsun. Yanlış yere yanlış ismi vermişim zaten. Bu search etmiş. Buna search edecek diyeceğiz. Search add check. Tamam. Evet. Navigasyonda başka hangilerini eklemiştik? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şuradan bakabiliriz. Top navigasyonda ne ekledik? Kurumsal diye bir şey eklemişiz. Biz kimiz diye eklemişiz. Biz de müşteri yorumları diye eklemişiz. Hemen onları da açalım. Şuraya corporate diye bir sayfa koyalım. Corporate kısmında sayfamız bir listeleme yapacağı için buraya corporate list diyebiliriz. Şimdilik kurumsal. Yine şuraya da corporate list diyebiliriz. Diğer yerleri şunu değiştirelim bir de. Hemen link bölümünden. Bu da zorunlu sayfamız. Bu da silinmesini istemediğimiz sayfalarımızdan. Kurumsal diye bir alan ekledik. Şimdi bir de ne var arkadaşlar? Who we are. Ya da who are we. Sizi kırmayalım. Evet. Hemen gelelim buraya. Biz kimiz diyelim. Şuraya who are we kalıbını koyalım. Biz kimiz diyelim. Bunlara soru işareti koyabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Bunlar da kısıtlı yok. Türkçe kullanılan yerlerde. Evet. Hemen bunu da aldığımız gibi who we are. Şurada gidiyoruz. Linkin içerisinde yine. Biz kimiz? Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bu kurumsalın altındaydı hatırlıyorsanız. Kurumsalın altında biz kimiz? Linkine de bu yapıyı vermek durumundayız. Doğru çalışması için bunları yapıyoruz. Bir de testimonials vardı herhalde. Testimonial list diyelim buraya. Evet. Ne diyelim buraya şimdi? Müşteri yorumları diyelim. Ben şu anda uyduruyorum. Siz de istediğiniz diyebilirsiniz. Testimonial list dedik buna isim olarak. Müşteri yorumları. Şimdilik dediğim gibi diğer kısımları değiştirmiyoruz. Onları daha sonra sayfamız tamamlandıktan sonra yönetim panelinden istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Evet, bunu da buraya yapıştırdık. Şurada da müşteri yorumları dedik. Bu arada navigasyonda ona ne demiştik isim olarak? Yani aslında bir sıkıntı yok da tutarlılık olması tribine girdim bile neyse. Kurumsal biz kimiz? Şurada ne demişiz? Onun altında müşteri yorumları demişim. Tamam, müşteri yorumları olarak alıyorum. Bakın portfolyo diye bir linkim var burada. Görüldüğü üzere hemen o linkimizi burada portfolyo list diyelim. Niye bu list diyorum? Niye başka şeyler diyorum? Onları anlatacağım. Et dedim, bilmem ne dedim falan. Et çek dedim. Onları anlatacağım arkadaşlar.
portfolyo listesi. Çünkü buraya portfolyo listesi. Portfolyo listesi. Şimdi dikkat ederseniz burada Türkçe kullandım ama burada İngilizce. Çünkü bu dosya adı. Yani ben bunu karıştırmak istemiyorum diğer şeylerle. O yüzden İngilizce kullanmaya dikkat ediyorum. Portfolyo listemizi alalım. Ne demek? Portfolyonun içerisinde ne var ne yok hepsini listele demek. Aslında benim demem o. Burada nedir? Portfolyo. Türkçe yaz. Sanki portfolyo Türkçeymiş gibi. Öyle bir tribe girdim dediğim gibi. Başka bu tab navigasyonunda başka bir şey ekledik mi? Portfolyo ekledik. Bir de blok eklemişti arkadaşlar. Zorunlu olan alanlardan blok ekledik. Şimdi buraya da hemen blokluyorum. Şuraya yalnız dikkat edin. Blok list diyeyim. Ya şuraya da blok list diyeyim. Niye? Az sonra anlatacağım. Şimdi buraya blok dedim. Aldım bunu arkadaşlar. Şurada gittim. Link'e blok list olarak yapıştırdık. Şimdi bunlar buraya kadar hepsi zorunlu alanlardı. Şimdi sıra zorunlu olmayan iki alanda. Niçin list yaptım, niçin başka bir şeyler yaptım onu şimdi daha iyi anlayacağız. Mesela bloğun içerisinde 100 tane konu olabilir. Her bir konuyu listeleyen şeye biz blok list diyoruz. O konuların her birinin içine girdiğinde çıkan şeye de bloğun görüntüsü diyoruz. Ya da bloğun kendisi diyoruz. Ya da o blok metni diyoruz. Neyse. İşte biz ona arkadaşlar blok loop diyelim. Blok loop'umuz da blok loop olarak geçsin. Mesela blok loop bir tane bir blok girelim buraya diyelim işte mesela nasıl yapılıyor uyduruyorum şimdi. Bir başlık uydurdum kendimce. Aynısını şuraya da yapıştırayım. Bu bir blok olsun. İşte bunun şuraya loop yazalım. Yazamadık. Bunu alalım. Bu kısım blok 1 olsun. Ya da isim yazalım buna ne diyelim. Ama bloğun içinde olduğu için şunu unutmayalım. Nasıl yapılıyor? Sonuna soru işareti kesinlikle eklemeyin. Bu link çünkü arkadaşlar. Soru işareti dediğinizde o bambaşka yere gider. Bu required tag'inin başına not required diye ekleyebilirsiniz. Çünkü bu zorunlu alan değil. Bunu silebilirler. Bunu silip yerine yeni bir tane ekleyebilirler. İnsanlar istediğini yapabilirler. Öyle düşünün. Aynı şekilde bizim portfolyomuzda da portfolyonun içine girildiğinde onun açıklamalarının yazacağı bir sayfa olmalı. Onu da portfolyo loop diyelim. Burada portfolyo içeriği diyelim. Buna da uyduruyorum şu anda yine. O sayfaları dediğim gibi zaten ayrı ayrı değiştireceğiz. Şurada portfolyo loop aldık. Ve buraya portfolyo ne dedik? Buna da şey diyelim link olarak arkadaşlar. Çalışma 1 uydurdum şimdi yine. Evet. Normalde burada başka SEO ayarları falan eklemek için yerler de yapılabilirdi. Yani şimdilik bu kadar yeter herhalde. Biz şu options'tan tekrar tab navigation'a gidip bir bakalım. İletişim kalmıştık. Bunu da yapmıştık. Süper. Göründüğümüz kadarıyla bir web sitesinin temel ihtiyacı olan tüm sayfaları yaptık. Hangi sayfayı yapmadık ben size onu söyleyeyim. Comment yani yorumların olduğu sayfayı comment at web sitesine kaydedilecek olan şeyi yapmadık. Bu bağımsız bir sayfa olmak zorunda ama biz bunu comment edecek diye değil de bir de contact edecek diye bir sayfa yapalım. Ne zaman bir iletişim formu doldurulup da submit edilirse bu sayfaya gitsin. Buna da contact edecek diyelim. Adına da dönüşüm sayfası. Dönüşüm kayıt sayfası diyelim adına. Çünkü yorum olsun, mesaj olsun, iletişim formu olsun hepsi bu sayfa buradan gönderilecek. Gördüğünüz gibi. Yani şurada canonical'ları unutmuşum arkadaşlar ama onu sonradan değiştiririz.
Bu sayfa mesela iletişim kontrolü olsun bunun linki de. Bence böyle daha doğru oldu. Şuraya tekrar gidelim. İletişim kontrolü diye bir sayfa açalım. Arkadaşlar bu da required bir sayfa. Çünkü bunu silinirse formlar bir daha ulaşmaz veri tabanına, öyle düşünün. Ya şimdilik ben sevmiyorum böyle sıralamada, benim kendimle ilgili bir sıkıntı. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Yapmayın da zaten, ben tavsiye etmiyorum. Şuradaki illa required'ler en başta olacak. Kalanları sırayla takip edecek diye bir kafamda hep şey vardır da. Yani şimdi dikkat ederseniz required'ı başa aldım. Başka veri tabanlarında bunu yapamazsınız. Büyük ihtimalle bu sadece MySQL özel bir şey de olabilir. Birkaç tanesinde denemiştim daha önceden, olmuyordu. İşte Access olsun, MS SQL olsun. Kabaca web sitemiz için gerekli tüm ayarları yaptık arkadaşlar. Artık sitemizi yapabiliriz.